geceler sayın seyircilerimiz. TVM ekranlarına hoş geldiniz efendim. İddia severlerin yeni tutkusu kuponla karşınızdayız diye şöyle kıpırdı bir giriş yapayım dedim. Bu hafta da sizler için birbirinden keyifli skeçlerimiz, efendime söyleyeyim birbirinden iddialı maç tahminlerimiz olacak her hafta olduğu gibi. Sevgili partnerim Akın Sel'e şöyle bir döneyim, bir hoş geldin diyeyim, bir hatırını sorayım. Bakalım haftası nasıl geçmiş efendim, bir öğrenmiş olalım. Akın Sel hoş geldin, iyi yayınlar. Hoş bulduk, hepimize iyi yayınlar. Tüm dostlarımıza da buradan selam olsun. Çok teşekkür ediyorum önce. Çünkü yayından önce bazı şeyler paylaştım Fest'te. Anormal derecede bir şey oldu. Hepsine ayrı ayrı buradan teşekkür ediyorum her şeyden önce. Skeçlerimiz var biliyorsun bu TVM evet. Sayfamızda yüklü. Onları da Fest'ten paylaşıyorum ki hani kaçıran dostlar oluyor. Yolda karşılaşıyorum falan. Bazılarının haberi bile yok daha doğrusu. Demek biraz bu konuda pasif kalmışız. Vallahi şehitler var. Artık yani nasıl söyleyeyim böyle çok böyle eşin değilim yani. O yani biraz enerji maalesef ister istemez gidiyor. Maalesef gidiyor tabii ki. Yani böyle insanlar böyle üzüntülü haldeyken yani hep bunu söylüyoruz. Her hafta söylüyoruz yani artık. Her cumaya böyle nasıl hani dua ediyoruz ya biliyorsun. Evet. Cuma günü inşallah şöyle ülkede kazası biraz bir şey olsa da hani çıksak da şurada bir gülsek falan. Ama tabii hayat da devam ediyor maalesef. Bunu da yapmak zorundayız. Ama dediğin gibi yani çok iyi hazırlandık bu haftada. Yalnız geçen hafta, daha doğrusu bu 6. haftamız galiba. Daha evet, çok yeni haftamız. Programımız, çok yeni. Fakat yani şimdiye kadar ortalama %85-88 civarında bir istatistikle tutturma oranımız var. İyi gittik. Fakat geçen hafta, ne yalan söyleyelim, geçen hafta %60'larda falan kaldık. Yani standardımızın altında ilişkimiz standardımız çok sürpriz altında. Oldu. Evet, mesela bir Tottenham Manchester City maçı evet. Yani 4-1 kazanır diyene o skoru evet. Bulanı bir kere zaten tepemize tabii koymamız ki. Lazım. Tottenham farklı kazanır diyene evet. Yine başımızın üstünde. Zaten Alper yani yeridir. Hani böyle bazen okuyoruz falan sağda solda işte bu kazandırıyor, bu bilmem ne yapıyor, şu şöyle yapıyor. Tamam yol açık olsun herkesin, ben kimseye şimdi buradan daha taş atmayayım da. Ya böyle bir şey var mı ya? Trabzonspor Galatasaray'la oynuyor. Mesela ben de hani o adamlardanım. İşte Akın'ı oynayan tutturuyor, milyarder oluyor, yok buradayız falan diyor ya. Evet. Kardeşim Erkan Zengin 60 santimden topu direğe atarsa ne yapacaksın? Valla Trabzonspor'la yani alakalı söyleyecek çok şey var. Aman abi Trabzon'da. Her örnek Trabzonspor'la ilgili veriyoruz farkındaysan. Çünkü hakikaten malzeme veriyor Trabzonspor bize ister istemez. Ya hakem istifa etti be kardeşim. Evet. Mesleği bıraktı be abi. Evet. Mesleği bıraktı. Doğru. Kasımpaşa'yı doğru. Yaktı dedi, verdiğim doğru. Penaltıya baktı. Şimdi ne olacak abi? Doğru. Kasımpaşa millet bastı öyle değil mi? Doğru. Geldi de Kasımpaşa Rize. Tamam zor maç olur. İki takım da golcü KG üst. Oranlar güzel. 1.80'ler 1.90'lar böyle uçuyor maç. Kasım biliyorsun ben Rıza hocayım. Yani ben teknik direktöre bakıyorum. Bugün Trabzonspor'u yenemeyeceğini keşke maç pazar günü olsaydı da. Biz biliyorsun buradan şöyle konuşmuyoruz. Yenemez kardeşim. Bunu yenemez demiyoruz. Ben diyorum ki benim tahminim diyorum biliyorsun. Yani biz mütevazı mı dersin? Ne dersen de. Biz yani sen ve ben biliyorum sen de öylesin. Yani böyleyiz. Bu kazanamaz karımaz. Yapamaz değil. Tabii ben biz bir kesinlik vermiyoruz. Yani işte ben önerdiklerimiz aynı zaten. Aynı öyle. Kaybedeceğiz kardeşim. Yani burada biz oran veriyoruz kaybedeceğiz. Yani biz öyle bir adam değiliz ki. Ya şunu söyleyeceğim sana. Şimdi burada hakem istifa ediyor dediğin gibi. Tamam Deniz mı? Çoban. Deniz Çoban bırakıyor. Yani şimdi bunları bilemezsin. Sırtına mı çarpacak, offset mi olacak bunları falan bilemezsin. Böyle bir şey yok. Yani böyle bir şey yok. Bunu yani böyle diyen varsa yani ben zaten yani ilgilenmiyorum bile işin o tarafıyla. İşin. Zaten onları bilen olsa yani mesela evet. Biz öyle bir şeyi bilen insanlar olsak niye burada program yapalım değil mi? Hani mesela ya yazarsın ya. Her hafta. Cem Yılmaz'ın dediği gibi o zaman ben tövbe haşa peygamberliği ilan ederim. Yani uçan adam uçuyor olan arkaya baksana kesin hani küfürde basıyor. İp vardır belinde diyor. Adam da diyor ki değil mi? İp, yani... Adam uçabiliyor olsa diyor parayla gösteri yapar mı değil mi? Ya böyle bir şey olabilir mi? Şimdi Alper, Trabzonspor bugün kim oynadı kardeşim? Konyaspor'la. Ya benim bir hani totem mi dersiniz dostlar? Hani adına siz koyun. Veyahut da tabii ki biliyorsunuz yani yıllardan beri bu işin içindeyiz. O ayrı bir şey de. Ben bu işleri hem oranlara bakarak yorumlamaya çalışıyorum. Ama en önemlisi şu. Ben iki teknik direktörü tartışıyorum hocam. Türkiye'de. Sen hocaları karşılaştırıyorsun. Şota mı, Aykut Kocaman mı? Deneyim bugün kazandı.
Bunların hepsini konuşacağız. Bunların hepsini konuşacağız sevgili seyirciler. Lütfen YouTube'dan TVM sayfasını hassasiyetle takip ediniz. Çünkü programımızla alakalı kaçırdığınız skeçlerimiz olabilir. Tweetler. Bütün skeçlerimizi, programlarımızın geçmiş bölümlerini YouTube'daki TVM sayfamızdan takip edebilirsiniz. Twitter adresimiz var. Ekranda da şu anda zaten görüyorsunuz. Kupon Altre TVM. Lütfen bize görüşlerinizi, önerilerinizi, yorumlarınızı, maç tahminlerinizi, bakınız bizim gibi, biz nasıl burada listelemişiz, sizler de aynı şekilde bize gönderebilirsiniz. Emin olun, gönderdiğiniz bütün maçları tek tek bakıyoruz, hangisi tutmuş, hangisi tutmamış. Hepsini değerlendiriyoruz kendi aramızda. Sevgili Akınsel, programımızda izleyeceklerimizle alakalı kısa bir bandımız var. Tamam. Bu hafta yine eğlenceli olduğunu düşündüğümüz skeçler yaptık sizler için. Gelen az sorumuzu bir izleyelim. Bakalım kuponda bugün sizleri neler bekliyor? Şok, şok, şok. Yalnızca iki hafta önce kurdukları şike tezgahında yakalanan Hermeyer ve tercümanı bir oka. Çok güzel. Birlik banknotlar halinde istiyoruz ha. Bu kez de doping pazarlığı yaparken basıldı. Ne diyor ya? Sevmiş bir salt basıp ayrılmayın. Ayrı. Kılık değiştiren muhabirimizi tanımayıp doping iğnesi için 3000 avro ödemeyi kabul eden Meyer ve Birolka'nın utanç veren anları kameramıza bakın nasıl yansıdı. Anlaştı. Türkiye'de bir ilk gerçekleşti. Talihsiz hakem ikilisi Numan Keskingöz ve German Köroğlu maç içinde yaptıkları hatalar için canlı yayında özür diledi. Ulan biz de çok hata ettik be. Kuru Yemi Spor Teknik Direktörü Gürbüz Varol bu duruma nasıl karşılık verdi? Sizin yüzünüzden ekmemden oldum oğlum. Haftanın kazandıracak maç tahminleri, değerlendirmeler, yorumlar ve çok daha fazlası az sonra kuponda. Evet, bu hafta aramıza yeni bir karakter katıldı. Kuru Yemi Spor Teknik Direktörü Gürbüz Varol. Evet. Yani ya bize... biz aslında tabii burada hani böyle dostlarla yarım elme gönül alma hep söylüyorum, her programda söyleyeceğim. Alper'in sanatçılık şeyi var. Ben de acizane ona uymaya çalışıyorum. Yani biz de bu amacımız şu. Yani burada sporun böyle bir esprili tarafı alınmıyor. He. Habire yüklen. O bunu yaptı, herkes hakem. Hakem. Tamam, anladın mı? Böyle olur, şöyle olur. Mesela o şeyi de konuşmayı çok istiyorum. Yani 2-3 cümle de olsa, yani vaktimiz kalacaksa. Yani mesleğinden oldu adam. Ondan sonra Mustafa Hoca dinledi. Mustafa Denizli'yi mesela TRT'de. Yani böyle yapmaması lazımdı. Hele hiç ağlamaması lazımdı falan filan gibi şeyler var. Mesela yorumlar var. Böyle birkaç söyleyeceğim bir şey var. Yani adam çıktı. Şey yanlış olabilir. Yani olabilir diyorum. Canlı yayına katılmasan gidip rızalardan şey de... Bir yazılı açıklama daha klas olurdu. Çünkü canlı yayında o açıklamayı yaptıktan sonra artık bence hakemlik kariyerini aslında kendi bitirdi Deniz Hoca. Çünkü TFF ağırlığını kaybetmiş bir hakemi bilmiyorum ki bir sonraki Alper, hafta bir maça verir miydi? Alper, bak ben sana bir şey söyleyeyim. Gerçi bu Avrupa'da da böyle olabilir. Dünya genelinde de böyle olabilir ama beni ilgilendirmez dünya Avrupa kardeşim. Ben burada kendi ülkemde futbol oynuyorum. Hakemlerin maçtan sonra diğer hocalar gibi çıkıp basın toplantısı yapmasının ne zararı olabilir ya? Bir derdiniz, bir sıkıntınız mı var sizin abi? Evet. Sus, söyleme, konuşma diye kime denir? Kendine mi güvenmiyorsun ya da bir hata mı yaptın da dostlar, itiraf edemiyorsun gibi hakemler oluyor. Aman ağzınızı açmayın diye. Niye korkutuyorsun hakemi ya? Niye korkuyorsun kardeşim? Zaten 90 dakika anormal küfür yiyor. Hata da yapıyor. Şimdi bana arkadaşlar belki diyecekler ki abi hakemleri mi tutuyorsun? Be kardeşim, yani kim yönetecek abi bu maçı? Kim yönetecek ya? Dünyada öyle bir hakem var mı arkadaş? Hata yapmayacak. Yok öyle bir şey. Yani ayrıca biri de hakemleri tutsun ya. Değil mi? Şimdi yani, takım tutuyoruz, hoca destekliyoruz. Ya yani Alper, hakemlerin arkasında Alper, dursun bak, yani. Sen ne diyorsun? Çıksın biz burada konuşuyoruz değil mi? Çıksın desin ki arkadaşlar iyi akşamlar. Bak üçlü, trio, trio. Basın toplantısı fikrini çok tuttum. Evet. Ya biz bunu parodi... Ya bize denk geldi. Skeçlere başladık 6 hafta. Türkiye'de sporun, Levent Kırca abimiz tabii ki ya, üstadlarımız falan hariç. Yani bu skeçlerle sporu tiye alan, kaba tabiriyle, neyse halk tabiriyle, efendime söyleyeyim, ve skeç haline getiren, yani şu anda var mı piyasada böyle bir şey? Biz bunu niye gündeme getirdik? İğneliyoruz da dikkat edersen. Geçen hafta hakemlerde ne yaptık? Kürekle çıktık kardeşim. Niye kürekle çıktık? Taş atıyorlar abi adama ya. Ya olur mu bu kadar şimdi? Tamam, hakem hata yapıyor mu hata yapıyor. O zaman da hakemler de abi konuşma yasağı var, küfür var. Anladın mı? Ceza var. Hata Allah korusun diyor adam ama yani belli bir yere kadar Allah seni korur kardeşim. Hakemin hata yapması için her şey müsait aslında. Her şey müsait tabii canım, mümkün değil. Ya Trabzonspor'un sahasına baktım. Millet hakeme sahayı soluna atacak. Şu sahibi düzeltsin abi, kurban olayım önce mesela.
Yani hakemlere gelene kadar. Çok çıksınlar. Doğru. Bir de o iklimde hiç yakışmıyor değil mi o zemin mesela? Ya tabii ki yani mesela Trabzon'a atladım birden ama hakemi noktalıyım. Hakemler çıkıp demeli kardeşim. Şimdi bu hakemimiz çıkıp da tamam mı? Normal bir statüs olsaydı hakemler de çıkacaklar. Maçtan sonra açıklamanı yapacaklar. Ne diyecekler? Bugün maçı yönettik. Ne anlatacak diyecek belki şimdi dostlar değil mi? İşte ha. Al. Adam canlı yayına çıktı. Öyle değil mi? Canlı yayına çıktı. Çıkamayanlar var. Evet. Derdini dökemeyenler. Hocamızın görüntüsü de bu arada ekrana geldi. Evet. Yani sen kardeşim şimdi bu adam eğer Türkiye Futbol Federasyonu hakemlere dese ki ben size konuşabilirsiniz kardeşim. Çıkın 5 dakika maçla ilgili görüntüleri anlatın. Çıksın. Tamam mı kardeş? Desin ki maç yönettik. Elimizden geldiği kadar yazdık. Hata yapmış olabiliriz. Atıyorum. Yani ne söylesin söylesin kardeşim önemli değil. Ama bir şey söylesin. Hakeme bir şey söylemediği zaman, hakem bir açıklama yapmadığı zaman ne oluyor abi? Herkes çullanıyor. Herkes üstüne çullanıyor. Ses de gelmeyince haksızsın. Sen bana burada sabah akşam da küfür etsen ben de böyle yapsam ne yaparım? Lan dersin ki böyle hatalı herhalde ağzını açmıyor ya. Yani dolayısıyla bu... Yani tabii bu ülkede maçlara atanacak hakemleri bile yeri geliyor. Bazı sayın başkanlarımız bile belirleyebiliyor. Yani tabii ben hedef göstermiyorum burada. Üç büyük kulüp içinde geçerli söylediğim şey. Şimdi Beşiktaş Başkanı, Galatasaray Başkanı, Fenerbahçe Başkanı çıkıp da mesela ben bu hakemi bu hafta maçıma istemiyorum dememeli. Aynen öyle. Ben, yani o çok haklısın. O apayrı bir şey. Ben Mustafa Hoca'ya abimizdir. Denizli mi? Çok severim. Evet. Çok da severim. Sen de seversin mutlaka. Selam olsun. Kesinlikle. Burada. Ama Mustafa hocama bir şey söylemek istiyorum. Vallahi içime oktu oldu. TRT'de açıklamasında yani orada hakem ağlamayacaktı dedi ya. Hmm. Ben de Mustafa hocama diyorum ki Mustafa hocam sen bu adamı dinlerken kurban olayım sana ben ya. Senin gibi böyle profesyonel cin gibi psikolojik ustası yılların tecrübesi çorap gibi adam. Orada ne dedi biliyor musun ağlarken? Niye öyle dikkat etmiyorsun Mustafa hocam ya? Kurban olayım sana. Niye ya? Adam geldi konuşurken böyle yaptı. Aileme dedi, aileme bile dedi, kaldı. Haber veremedim dedi. Yani adam aile lafına geldi, yıkıldı. Yani işsiz kalacak para ve ailesine. Belki eş diyecek ki yapma be kocası. Eşi, enişte, kocacığım yapma be diyecek. Anladın mı? Anladın mı? Belki bir şey söyleyecek. Peki Mustafa Hocam, milli takımın o müthiş galibiyetinde zafere imza atarken Allah'ım diye niye ağladın Mustafa Hocam? Ha, şimdi o başka şey mi oluyor? Sevinç gözyaşı. Geçmişten bir yaprak oldu bu senin eski programın. O da sevinçten gözyaşı oluyor. Mustafa hocam unutmayın buraya jeneriklerde böyle açar. Allah'ım diye ağlıyorsun. Ağlamayacaktı falan olmaz. Yapmayın ya. Yapmayın yani insanlar bunlar da insan. Hakemler de insan. Şimdi yani çoğu dost belki bana diyordur. Bırak abi ya diye ama adam orada ekmeğini kazanmaya çıkıyor. Ben şuna hiç inanmıyorum. Hakem cebine para koydu karşı dilik çalıyor. Yapılmış olabilir zamanında ama bazı insanlar var. Anladın mı? Yani bazı ama insan... tabii belli bir kesimin yaptığı hani çoğunluğa mal çok deşifre değil. Olanlardan bahsediyorum yani işte bugün konuştuk. Yolda konuştuk Milan'ı Juventus'u. Yani Milan'la ihtiyacı Juventus. Mı vardı bu takımdan şike yapmaya ki yaptılar. Yaptılar. Küme düşürdüler, şampiyonlukları silindi vesaire. Kabak gibi yaptılar. Bu konudan sevgili seyirciler haftanın açılış maçlarına bir geçelim. Çünkü iki maç oynandı bugün. Sporto'da Süper Lig'de. Sivas sahasında Mersin İdman Yurdu'nu ağırladı. Trabzon'da Konyaspor'la karşılaştı. İki maçın skoru da Akınsel ve Alper Sel'e göre sürpriz bitti. Şimdi birer cümle tabii bu maçlara da değinmeden geçemeyeceğim. Ne diyorsun Allah aşkına 7. haftayı geride bıraktı Sivasspor kendi adına ve 6 beraberlik. Sergen Yalçın'la bir istikrar yakaladı diyeceğim. Şimdi insanlar bana diyecek ki delirmiş olmalısın ama 6 beraberlikte hani garip bir istikrar. 2-2 Mersin İdman Yurdu Bülent Korkmaz'la bir çıkış mutlaka yakalayacaktır ama Sivas'ın ben ne yalan söyleyeyim. Bugün Mersin İdman Yurdu'nu yeneceğini hem de rahat yeneceğini düşünüyordum. Bir cümle ne dersin? Sergen ben oradan ayrılsın derim. Sergen ayrılsın dersin. Kariyeriyle oynuyor. Başarılarına gölge düşmeye başladı. Dikkat et. Hatırla. Evet. Hatırla. Gaziantep Sergen gitti yere götürüyor. Gitti yere götürüyor. Zorlama Sergen. Zorlama. İlk başlardaki performansı tabii çok insanlar başlıyor. Bu arada tırnak içinde yanlış anlamda insanlar başka şey düşünmeye başladı. Tırnak içinde. Mesaj gitmiştir gideceği yere. Trabzonspor, Konyaspor. Sevgili seyirciler, Shota Arvelas'a tabii camiaya mal olmuş bir insan olduğu için kendisinden çok şey bekliyor Bordo Mavili kulüp taraftar sevenleri. Evet. Ve fakat olmuyor. Olmaz da. Olmaz.
yani bilmiyorum, daha yeni programımız olduğu için başta bunu ben anlatmıştım. İki cümleliğine söyleyeyim. Arkadaş, Şota teknik direktörlük anlamında geldi. Kayseri falan gitti geldi, ne bileyim işte. Yani, Kasımpaşa. Yani kardeş, dur, Kasımpaşa'da dur. Ha, oraya geleceğim. Kasımpaşa'ya geldiğin zaman Kasımpaşa'nın o dönemdeki kadroya bir bak. O dönemde kadroya bak. İnişli çıkışlı çok maç oynadığı için taş gibi bir takım oynatamadı kardeşim. Şota bana göre daha takım yani teslim edilecek bilgiye, cesarete, adını sen koy. Yani illa şimdi sen topçu oldun diye deneyime. Bence sahip değil. Olmadı arkadaş. Ve çok katılıyorum bu dediğine. Unutma lafını. Bunu nereden söylüyorum ben? Bugün ne dedim? Trabzonspor esasında bu işte yenince falan. Trabzonspor maçı ile ilgili hiç arkadaşlar hatta şey yapmayın dedim. Tahmin, iddia falan yapmayın dedim. Neden dedim? Çünkü ben artık şeye başladım. Trabzonspor maçlarında Şoto'nun karşısındaki teknik adama bakıyorum ben. Teknik adama bakıyorum kardeşim. Diyor ki adam mesela. Ben bunu yenerim. Ben bunu önem alacağız. Daha az gol yiyeceğiz. Defansta hatalarımız var. Çok gol yiyoruz vesaire mesela diyor ya. Bak Abdullah Avcı. Ne dedi biliyor musun? Dostlar tüyolar burada. Teknik direktörün açıklamanı izleyin. Dinleyin. Çok gol yiyoruz dedi. Çok gol yiyoruz. Bunun önüne geçeceğiz dedi. 3. 4. hafta geçti kardeşim. Ve başladı gelmeye. Müdahale etti. Ben bu teknik direktör bu. Önlem alacağım dedi. Zaman önlemini alacaksın. Yani ben de şöyle Şota düşünüyorum. Şota önlem alamıyor. Ben de şöyle düşünüyorum. Başarılı olacağını düşünmüyorum. Tabii kulüplere mal olmuş isimler var. Mesela Rıza Çalımbay. Beşiktaş'a erken geldi. Bülent Korkmaz. Galatasaray'a erken geldi. Sembol isimlerin sembol oldukları camiada teknik direktörlük koltuğuna oturacakları zamanı çok iyi ayarlamaları lazım. Biraz da heyecana kapılıp erken karar vermemeli lazım diyeceğim. Burada noktayı koymak zorundayız. Çünkü izleyenlerimiz mesaj atıyorlar. Hadi maçlara, hadi maçlara, hadi maçlara. Biz de şöyle hemen yazanlar başlayalım. Yazanlar var. Bu arada yorumlarınızı okuyacağız. Paylaşacağız. Hepsini okuyacağız. Sevgili seyircilerimiz, kuponun önerdikleri ekranınıza gelecek birazdan. İlk sayfamızla başlıyoruz, startı veriyoruz. Gaziantepspor, Osmanlıspor. Osmanlıspor'un maşallahı var sevgili Akınsel hakikaten. Gaziantepspor da Mutlu Topçu'yla geçen hafta işler... da söylemedik mi? Evet. Yenemez Trabzonspor'da. Evet çok enteresan. Karşılıklı gol var. Hı-hı. Diye bir önerim oldu. Evet. Sen 2-3 toplam gol diyorsun. Karşılıklı gol varı biraz orandan ben verdim. Hı-hı. Yani 1.55 güzel bir oranı var. Evet, karşılıklı gol olma olasılığı yüksek fakat bir korkutan bir şey var beni. Yanlış hatırlamıyorsam Rizespor geçen hafta Rizespor'un geçen haftaki maçı unuttum neyse. Rizespor kendi evinde Antalya'ya fark atmıştı. Çok farklı yenmişti. 5-1 yenmişti. Geçen hafta da yine böyle çok bol gol atan bir ekiple karşılaşmıştı. Bu maç üst biter diye bir akıllar oraya gitmişti hatırlarsan. Doğru. Şimdi bana bu biraz çağrışım yapmadı değil. Yani Kasımpaşa, Rize, Bilmek. Kasımpaşa tabii. Kasımpaşa doğru hatırlamışım. Kasımpaşa bayağı iyi bir takım. Gol atan bir takım. Rize'de gitmiş Antalya 4 çekmiş. Bu maç üstte biter falan gibi geldi. Ama bir üst bitmedi maç. Doğru. Yanlış hatırlamıyorsam. Şimdi bu da bana biraz çağrışım yaptı Antep Osmanlıspor maçı. Böyle çok gol olur diye. Yani ben esasında üst gibi düşünüyordum. Ama geçen haftaki maçlardan ve biraz da istatistiklere bakarak yani bu maçta hani insanla böyle bir beklenti olur da beklentiyi göremez ya. Bu maçta öyle bir şey gördüm. Onun için 2-3 gol arasında geçer diye tahmin ediyorum. Evet. Yani karşılıklı gol var. 2-3 gol. Biraz da birbirine destekleyen tahminler olmuş. Gençler Birliği Kayseri Spor. 2.5 alt benden var. Evet. Sen Gençler Birliği buna çok inandın sen. Gençler Birliği bu Gençler maçı kazanır diyorsun. Gençler Birliği geçen hafta hatırlayacaksınız. Biz 25 maçta kaç? 20 mi tuturmuştuk? 25'te 23. 25'te 23 maçı bilmiştik. Bilemediğimiz maçlardan bir tanesi de Gençler Birliği maçıydı galiba. Veyahut da vermedik. Kaçtık. Pardon, bu maçtan kaçmıştık. Deplasmandaydı. Gençler Birliği Akhisar maçıydı. Yanlış hatırlamıyorsam mağlup oldu. Evet, Akhisar maçı olması lazım. Gençler Birliği ben banko görüyordum orada. Ve hatta yenilmez diyordum. Çifte şans. 0-2 çifte şans. Ama galiba o maçı aldık. Şok oldum o maçta. Çünkü Gençler Birliği'nin artık Şifo'yla beraber, daha doğrusu Mehmet Özdilek Hoca'yla beraber, selam olsun. Artık taş gibi bir takım geldiğine, çok az gol yiyen fakat çok gol atmaya çalışan bir takım kimliğine girecektir. Kayseri Spor'u maalesef, hani bir dostumuz aramıştı, ne olacak Kayseri Spor düşer mi diye, düşmez demiştim ama Kayseri Spor şu maalesef... Şu anki tabloyla.
maalesef şu anki itibariyle iyi gitmiyor ama düşeceğini tahmin etmiyorum ama Gençler Birliği tam dişine göre bir rakip buldu. Bana göre. Geçen hafta da böyleydi yalnız, onu da söyleyeyim. Yani yalan yok, bizde yalan yok. Geçen hafta da Akhisar karşısında yenilmez demiştim. 1-0-90'da mı ne öyle bir şey oldu, yenildi. Akhisar kazandı. Evet ama son acayip bir maçtı o ya. 95. Yanlış hatırlıyorsam beni yazarlar dostlar. 90+5 korner oluyor. Kornerden geldi, topu hakem eline aldı, bitirdi maçı. Dolayısıyla Gençler Birliği için bence tam... Evet 6 maçta bir galibiyet alabilmiş Kayseri Spor'a karşı. Açıkçası hani 2.5 altın dışında tercih yapsam ben de Gençler Birliği derdim. Başakşehir Galatasaray. Taraf bahsi oynamaktan kaçındım sevgili Akın Sel. Çünkü Astana deplasmanında seyrettiğim Galatasaray hakikaten beni şok etti. Tabii Avrupa maçlarına lige yansıması çok başka olur. Yani bir ölçü olmayabilir Astana maçı, Galatasaray'ın Başakşehir karşılaşması öncesi. Ama ben hani dedim ki Burak'ın olmadığı, henüz istikrarı yakalayamamış. Yani 3 kupalı şampiyonluktan sonra bu ne hal Galatasaray diyoruz ya her hafta. İnsan ister istemez bir korkuya kapılıyor. Galatasaray'da hala bir istikrar yok. Hala hücumda etkin değiller. Hele bir de gol kralları, direkt oynayan Burakları yokken. Rakip de Başakşehir olunca Alper sen en iyisi mi dedim ben. Karşılıklı gol var de. Ama sen Galatasaray. Galatasaraylılar bana kızacaklar ama ben bu maçı sürpriz oynadım. Galatasaray kazanır diye. Esasında bu maç Başakşehir'in yenilmemesi, karşılıklı gol var falan böyle bir maç bekleniyor ama ben bu maçta Galatasaray'ın gidişata göre, puan cetveline göre artık bu yani vardır ya kırılma maçları. Doğru. Onlardan bir tanesi. Galatasaray bu maçı kaybedemezse bu lafımı istersen yani bir yere yazalım. Bu maçı kaybederse Galatasaray ilk yarıyı çok zor toplar. Yani 6 maçta şimdi önüme bakıyorum 7 gol yemiş. Savunmada çok ciddi zaaflar. Çok. Bu Denayer denen genç yıldız diyeceğim hakikaten bence bir yıldız. Savunmanın sağına ciddi katkı yaptı ama göbekte ciddi bir sorun var. Arkaya araya atılan her top pozisyon oluyor. Başakşehir'de bunu yapabilecek oyuncular var. Onun için... Ama dediğim gibi yani hani Galatasaray'la dostlar kılmasın ama yani ben sürpriz tutuyorum. Biz kazandırmaya yönelik. Sevgili seyirciler, kazandırmaya yönelik. Yani hani tuttuğunuz takımlar var belki içiniz acıyor. Hani bizim de tuttuğumuz takımlar var. Kendi çünkü oranı çok güzel. Oran 1.90'dı galiba yanılmıyorsam. Yani orana evet bakayım. Öyle hatırlıyorum ama. Ben. 1.90 hatırlıyorum yanlış hatırlamıyorsam. Yani burada bayağı oran Galatasaray'ın işte. Evet 1.90 vermiş galibiyetini. Şahane. Için. Hızlanıyorum. Evet, hızlanıyorum. Rize Spor, Bursa Spor henüz mağlubiyete tanışmamış bir Rize. Şahane gidiyor. Evet. Ertuğrul Sağlam geçtiğimiz hafta gözyaşlarına boğuldu kulübede. Evet. Son dakikada gelen iki gollerle gerçi kazandı Bursa Spor ama taraftarın ıslıklaması, şampiyon Ertuğrul Sağlam'ı çok ayıp ettiler. İstifaya davet etmesi filan bir ritim bozukluğu var. Bursa ama Spor yönetimi taraftarı. Tebrik ediyorum. Arkasında durdu hocam. Ben de yani bak Beşiktaş'tayız, herkes beni bilir. Hatta ben Bursa'ya gittiğim zaman da hiç bana ne tepki yaparlar tam eksik olmasınlar ama sana yemin ediyorum hiç beklemezdim. Hiç beklemezdim. Yani Bursa Spor taraftarının bu kadar vefasızlık yapacağını hiç beklemezdim. Yani. Kendisi de söyledi zaten. Kendisi de söyledi. Biz burada şampiyon olduğumuz zaman değil mi? Yani hani biz burada şampiyon olduğumuz zaman diye gönderme yaptı Ertuğrul Sağlam. Arkadaş, Türkiye liglerinde teknik direktör anlamında bırak küfür etmeyi ya. Bırak öyle denileceği. Yani ulan bile denilecek 2-3 tane teknik direktörden bir tanesidir. Demeyecek değil mi? Denmeyecek yani. Hani ulan ben denmeyecek derecede efendiliğiyle, mütevaziyle, aile yaşamıyla, her şeyle, bilgisiyle bunu nasıl yaparsın kardeşim? Bunu anlam veremedim. Yani burada saatlerce konuşmak istiyorum ama yani tabii süremiz tabii süremiz keşke el verseydi konuşsak. Yani Ertuğrul Hoca'ya Allah sabır versin. Amin. 0-2 dedim. 0-2 çifte diyorsun. Yani ben burada 0-2 yenilmez diyorsun. Çünkü niye biliyor musun? Ben burada şuna inanıyorum. Şuna inanıyorum. Eğer futbolcudan Ertuğrul Sağlam'a bir sıkıntısı olsaydı bu maç birden başka olmazdı bana göre. Fakat Bursa Spor'un bu taraftarını yapmış olduğu bu çirkin davranış sonrası kusura bakmayın çirkin abi. Şampiyonu yaptı ya Bursa Spor'u şampiyon yapan adama sen nasıl defol dersin ya? Ayıp hele ya. Hele ki o takımın bütün iskelet oyuncuları satılmışken. Ayıp ya. Var mı geçen seneden esamesi okunuyor mu o kadronun? Şener'ler gitmiş, Fernan Dağolar gitmiş, efendime söyleyeyim Ozan Tufanlar gitmiş. Dolayısıyla hemen bitireceğim toplantı çünkü zaman kalacak biliyorum. Tamam, evet. Bursa Spor'un bu olaydan etkileneceğini futbolcuların ve Ertuğrul Sağlam'ı o düştüğü durumdan kurtaracağı
kanısını bir var reaksiyon bende. Verecek bir takım. Takım diyecek sahip arkadaşlar. Onlar var ya o sormazın hoca gidecek dışarı gidecek arkadaşlar. Şu Ertuğrul Hoca için oynayın lan. Anladın mı? Çıkın delikanlı gibi şu adam geçen hafta yerin dibine soktular. Abi topçular da yani sırf ona mı bağırıyorlar? Yönetim istifa ederken topçular şey mi yapıyor? Doğru. Oh. Anladın mı? İşte ben de tam bu yüzden hani Bursaspor'un direnç göstereceğine inandığım için 3.5 alt diyorum. 1.25 oran olmasına rağmen hani kuponlarınızda garanti bir maç olsun istiyorsanız sevgili seyirciler. Evet. 0-2 tamam. Çok makul. 3.5 altta çok makul gibi geliyor. Aynen. Hızlanıyoruz. Eskişehirspor, Beşiktaş, Sporting Lisbon beraberliği, çok ciddi savunma zaafları, hataları, eksiklikleri. Beşiktaş'ın savunması ne ofansı kadar, ne orta sahası, ne forveti kadar iyi. Maalesef müdahale edilmesi gereken çok şey var. Rakip de Eskişehir. Ben hani tabelaya bakmıyorum. Evet. Tabelaya baktığımız zaman sevgili seyircilerimiz Eskişehir'in belki hani puan tablosundaki durumu performansıyla eşdeğer gibi gelmiyor bana. Çünkü 17. sırada bir Eskişehir var. 6 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik. Ama yine de sahasında tehlikeli bir takım olduğuna ve bu hüviyeti kaybetmediğine inanıyorum ben. Onun için taraf bahsi oynamaktan kaçındım. 2-3 toplam gol dedim. Evet. Çünkü Beşiktaş'ın da hani ciddi efor sarf ettiğini Lisbon'a karşı düşünüyorum. Negatif anlamda bir yansıması olabilir. Sen de karşılıklı gol var diyorsun. Eklemek istediğim bir şey var mı? Valla şimdi mesajlar da onlara da bakıyorum bir yandan. Ben Beşiktaş'ın yani eskiden böyle bir hastalığı vardır hani. Takım değiştir gider ama Beşiktaş'ın böyle hani isminde bir şeyi vardır bazen. Böyle rehavet çöker bazen hani yorgunuz. Çok da meşhurdur o son dönemde. Yani o yolda işte son 3 maç kadar artık yoruldu. Son 3 işte bir haftada 3 maç falan vesaire gibi. Ben bu deplasman maçından bu Avrupa Kupası maçından etkileneceğini aslında yani düşünüyorum. Yenebilir tabii ki. Beşiktaş sonuçta bu. Doğru. Ama Eskişehirspor'la olan eski diyaloglarına da bakarsan kolay bir maç değil bu. Kesinlikle. Ben onun için hani karşılıklı gol var dedim, işin içinden çıktım. Evet sevgili seyircilerimiz, Fenerbahçe Akhisar Belediyespor karşılaşmasıyla ilk sayfamızı noktalayacağız. Yine taraf bahsi oynama dürtüm uyanmadı bu maç öncesinde ama Celtic deplasmanında özellikle ikinci yarının belli bölümünde seyrettiğim bir Fenerbahçe var ki hani ikinci yarının ilk 20 dakikasına tekabül ediyor. Ben dünyada yenemeyeceği takım olduğuna inanmıyorum Fenerbahçe'nin. Buna rağmen 2-3 toplam gol olur diyorum. İşin içinden çıkıyorum. Sen iki farklı kazanır diyorsun. Evet. Hani ben biraz da çok efor sarf ettiği için dedim ama sonradan da düşündüm tabii geniş kadro. Rotasyon yapabilir Pereira. Sen handikap 1 diyorsun. Akhisar iki farklı kazanır diyorsun. Ya ben konuşmaya gerek yok. Yani Fenerbahçe bak Akhisar'la da oynadı Trabzonspor. Dönüp dolaşıp Trabzonspor'a geliyor. Çünkü Trabzonspor'un bu şeyde olmasını çok istiyorum. Çok istiyorum arkadaş. Bursaspor'un da çok olmasını istiyorum. Yani hani böyle şey marka takımlar oldular ya artık bunlar. Marka takım kardeşim yani. Abi gelin şu ligi artık ya. Anladın mı? Şimdi Akhisar Belediye karşısında bakalım Fenerbahçe ne olacak? Şimdi göreceğiz. Bana göre yani Fenerbahçe artık ben ligde varım, Avrupa'da varım havası. Bu şu tamamen bu iş psikolojik olaydı. Beşiktaş maçında da düzelttiler. Tahmincilere şunu söyleyeceğim. Bakın dostlar ben size hani tiyo veriyorum diyorum ya. Alın size tiyo. Hangi takımın taraftarı yok kadarsa az ise abi böyle yapın bak. Abilerim, ablalarım, Öztürk Serengil. Allah rahmet eylesin. Şey, abi Sadri Alışık. Böyle yönetmen uyandı Alperen. Turist Ömer. Böyle turist Ömer, abilerim, ablalarım. Bakacaksın sahi kim kimle oynuyor? Akhisar'la bir şey oynuyor. Baktın Akhisar yıkıyor ortalığı. Korkma. Samsun'da bak örneği vardı. Korkma. Gidiyorsun Akhisar'a öyle takım topçu. Arkadaşlar kaçın ya, kaçın. Kim bağırıyorsa, kim güçlüyse onun arkasına gidin. Evet sevgili seyircilerimiz, PTT birincilikle devam ediyoruz. Çok ciddi, çok zevkli ve çekişmeli geçmesi muhtemel hemen karşılaşmalar lazım. Var. Hemen söylemem lazım. Tamam. Lafını kesiyorum çünkü tamam. Alper, o zaman ben tamam. Zorda kalıyorum. Tabii. Engin Şeker kardeşim demiş ki 107 maç sonu 1. Ben bilmiyorum şimdi 107 yazmışsın Engin. 107 1, 108 maç sonu 0, 113 maç sonu 0, 370 maç sonu 1. Engin maçları da yazsaymış. Bu arada hakemlerle ilgili şimdi konu dağılmasın. Onun için bunları da aslında böyle gitmemiz lazım. Yanlış gidiyoruz gerçi ama hani yanlışlığı da ne? Çok. Şey anlamda yanlış. Yani hani biz buraya dalarken yazıyorlar geç oluyor. Abi hakemler çıkıp konuşsa. Demin dedim ya hakemler çıksın konuşsun. Evet. Hataları üzerinden reyting yapan kanallar ve o kanalda yorum yapan eski hakemler ne iş yapacak o zaman diyor. Gördün mü yorumu?
Tabii hata demek, olay demek maalesef medya. Hakemler orada çıkıp konuşsa kendimize de batıralım. Çok doğru, eline sağlık. Rating demek. Akın Ser hızlanacağım. Sonra ne mesajlara yer kalacak ne skeçlere. Hızlan. PTT 1. Lig'e geçtik. Lider Samsunspor Gaziantep Belediye'yi ağırlıyor. Lider evet namalup. Gaziantep Belediye 3. evet namalup. Yani ben hangi sene ne oynayayım dedim. Samsun içeride çok istikrarlı biliyorum ama karşılıklı gol var diyorum. Sen Samsun kazanır diyorsun. Ben diyorum ki kısa taraftarıyla her şeyiyle Samsun geçen Samsun haftadan beri diyorum. Samsun bu sene 1. Lig'de bankoların bankosu. Bayram Bektaş'ın Elazığ Sporu sevgili seyircilerimiz görüyorsunuz. Gözünüzün önünde şu anda grafiğimiz. Altınordu Elazığ Spor. Elazığ Spor çok formda ama ben hani Altınordu'dan biraz böyle bir direnç bekledim. İki takım arasındaki istatistiklere baktım, son durumlara baktım. Biraz direnç bekliyorum onun için hani kafadan Elazığ demedim. Onu sana bıraktım. Sen çünkü PTT'de hani bana nazaran daha cesursun. Hadi Elazığ dedin. Göre Elazığ dedin. Aynen öyle, aynen öyle. Ya bunu 0-2'de oynanır, 1-0-2 açıkta oynanır. Yani bir şekilde bu maçı buluruz da. Hem oran da güzel. Yani oran da güzel. Şimdi Altınordu Elazığ'ın dişine göre bir rakip. Yani Altınordu Elazığ'ı yenmeyecekti. Kimi yenecek? Yani aşağılamıyoruz. Tam aksine. Geçen sene Altınordu olsa hayrandım. Hayrandım ve ligin sonuna doğru bu takım çok can yakacak. O ayrı bir şey. Ama ben yani 6 Elazığ puanları var. Çıkış aynen istiyorlarsa hani direnç aynen göstermek aynen zorundalar. Kesinlikle. Rakip Elazığ Spor olsa bile. Ben bir yandan tweetlerim. PTT birincilikten tabii sen tweetlere, mesajlara bir bak. Hemen yandım, Almanya'ya yandım uzanalım ya ki. Çabuk çabuk geçelim ki mesajlarınız çünkü çok geliyor sevgili seyircilerimiz. Yer verelim. Haftanın maçı Bayern Münih Borussia Dortmund. Karşılıklı gol var diyorum. Ne şiş yansın ne kebap dedim. Koyu Dortmundluyum. Sen Münih. Rakip kim olursa olsun. Das ist Bayern München. Ama biz yapıyoruz ya. Biraz sonra izleyeceğiz değil mi? Tabii izleyeceğiz. Şimdi izleyeceğiz hemen. Şimdi izleyeceğiz. Bir Alman hocamız da var ya bizim meşhur ben. Bayern Münih diyorum hocam hiç. Karşılıklı gol var da makuldür. Siz beni dinleyin. Tamam peki. Borussia Dortmund öyle kolay lokma değil sevgili seyirciler. Peki. Hoffenheim Stuttgart. İnceledik, sık dokuduk Almanya'dan. 3 maç çıkardık ama 4 maç çıkardık ama hakikaten sevgili seyirciler cımbız yaptık yani. Hoffenheim Stuttgart. Benden bir KG'ye var daha geldi. Sevgili Akınsel dedi ki Hoffenheim hayatta kaybetmez. Kaybetmez oranlar. Ben Stuttgart'tan bir şey bekliyorum. 1-0 çiftesi de güzel. Yani güzel. Az bir oran değil. Güzel. Oranlara bakın çünkü detay veremiyorum. Süremiz, apu süremiz bizi her hafta yakıyor. Benim intihar tahminlerimden biri her ne kadar bu haftaya kadar çok da başarılı olamasam da itiraf ediyorum. Schalke Köln maçı. 1 diyorum. İyi diyorsun valla. Schalke Köln. Güzel dedin. Ya sen bu maç, bu maç ben 2-3 gol dedim ama yani bu maçta hakikaten yani benim tahminim tabii ki. Yani tam böyle iki tane birbirini böyle leblebi gibi gol atacağı bir takım. Esasında üst oynamak lazım ama bu Alman liglerinde bazen hiç belli olmuyor bu işler. Alman ligini tam çözemediğim için korktum ben 2-3 gol dedim valla ne diyeyim. Şahane. Tabii bu arada biliyorsunuz dostlar biz bu maçları özellikle seçiyoruz. Mesela bazı maçlar yok. Bazı maçları değerlendirmiyoruz. Neden diyoruz ki ya buna ne gerek var? Yani iki tane hani şimdi söyleyemeyeceğim o lakabı. İki tane öyle takım. Tabii ki. Şimdi ne yapacağı belli olmaz bana diye batıyoruz ama bu maçı seçmişiz. Schalke'de yakalamak istiyorsa tabii Dortmund'u, Münih'i bir tehdit yaratmak istiyorsa hadi artık Schalke zamanı gelmiştir. Köln biraz zorlayacağı için 2-3 gol dedim. Leverkusen Augsburg üst biter dedim. Leverkusen'in yani evet geçmişte seyrettiğimiz Leverkusen'den çok uzak. Yani performansına bakıyorum. Ya kazanan ya kaybeden bir görüntüsü var. 4 galibiyeti, 3 mağlubiyeti var. Kendi sahasında Bayern Münih'e gol atabilmiş bir Augsburg'a. Leverkusen'in de ben leblebi gibi gol atabileceğini düşündüm bir yer ama Augsburg hakikaten hani kendi kalemi takımları olsun, kendinden daha aşağı takımları da olsun gol atıyor. Evet, bir evet kere gol atabilen evet, bir takım. Evet, evet. Onun için mantıklı. İki gol atabilen takımın maçında üst biter diyorum. Yani ben de senin yorumuna yakın aşağı yukarı. Yani karşılıklı gol o zaman. Ama geçen işte Ajax maçını 18. dakikada 1-1. Doğru ya. Evet. Ajax 1-1. Molde miydi? Yok. Ajax Molde. Ajax Molde. 18. dakikada 1-1. O maçı da üst 72 demiştik. Dakikada gol olmadı sevgili seyirciler. O maçı üst dedik. 72 dakika gol olmadı. Ben ne yapayım? Sahaya girip gol atacağız. Ya, evet hemen hadi. Skece gideceğiz. Hadi gidelim bakalım. Hermeyer ve Birolka Atar Yemeztepe teknik direktörü ve tercümanı. Bu hafta onların kulağını çekmek lazım. Bakın yine ne yapıyorlar hep birlikte izliyoruz. Evet sayın seyirciler. TVM Haber Merkezi olarak bir skandalı daha gözler önüne sereceğiz. Atar Yemezspor takımının teknik direktörü ve tercümanı Birolka ve Hermeyer yurt dışından doping siparişi ettiler.
Biz de kılık değiştirerek bu skandalı size gözler önüne sereceğiz. Daha önceden arkadaşlarımızın yerleştirdiği gizli kamerayla birazdan bunları size aktaracağız. Ya şimdi bana diyor ki sen diyor ne ayaksın lan diyor bana geçmiş orada. Biz mi istedik lan senin orada? Bize yapmanı alt biter maç vermedin. Ne yapıyorsun burası doğru? Şu an kılık değiştirip bir içeri giriyoruz. Yürgen malı yolladı mı? Yolladı. Şöyle bir görelim malı bakalım. Nasıl bir şey o? Şimdi beygir silin dediğiniz bu mu oluyor? Aynen öyle. Şap güzel ya. Hoca das beygir silin aynı manşaftın gesagt, den Spieler wissen. Ja. Şap güzel. Şimdi bu garantili, sen adın ne lan? Samim Tezgahçı. Samim. Şimdi garantili oluyor değil mi lan? Garantili. İsterseniz bir deneyin. Şimdi deneyeceğiz ama yani bir yanlış bir... 10 maç garantisi var. 10 maç garantisi. Her maç 5 gol oluyor mu? 10 gol. Hoca, ya. Her maç 10 gol. Ya. Garanti manşaft. Ya, natürlich. Ya. Ya diyor bak adam, görüyorsun ne kadar heyecanlandı biliyorsun yani. Çünkü biz bunun bir de silikte çıkmasını istemiyoruz. Çünkü maçtan sonra biliyorsun. Lan ben seni bir yerden tanıyorum gibi lan. Ya. Ben ilk defa görüyorum sizi. Daha önce karşılaşma. Hoca, sanki ben bunun tipini bir yerden, senin tipini... Estağfurullah ya, ablam benim de ağzım bozuluyor ya. Nein, farklı. Her maç 10 gol diyorsun değil mi şimdi? Kesinlikle. Garantili. Garanti. Kaç para istiyorsun sen şimdi buna? 3000 euro. Ne diyor ya? Sen 3000 euro basit aynıyım. Kaytarsın ayrı. Nein. Al diyor sana kaytarsın. Jürgen abi son 3000 euro dedi. Jürgen, das Jürgen 3000 euro demiş hocam. Nein, es ist ein 5 gol, ein 1 gol. Adam diyor ki ilk önce atsın bir 5 golü diyor. Biz bir birlik atalım sana diyor. 10 gol garanti var hoca. Was? Garanti lan 10 gol diyor. Garanti? Na doch, ne demiş ki sana? Ben çünkü diyor başıma daha önce böyle şeyler çok geldi diyor. Sapladım sağına soluna birileri diyor. Ya. Lakin kaleye taşıyorlar bizim kaleye. Ya. Geliyorsun yani. Ya. Hocam 10 gol garanti olursa 10 bin euro. İddiaya girelim. 10 gol garanti. 2000 euro diyor hocam. Ya. Anlaştık. Ya. Şimdi ben sana lan çaktım oğlum dingi. 1500 euro vereceğim. Bunun iğneyi basacağız. Ondan sonra yerleştirdi mi golü? Ondan sonra kalanı paydır ödeyeceğiz sana. Anlaştı. Ya. Yani sidikte çıkmıyor değil mi? Emin çünkü yani. Nein, es ist ein Training, idralin. İdralde diyor, idralde çıkarsa diyor çünkü. No hocam, no idral. No idral diyor görüyorsun. Hocam, no, nein idrale. Idrale. Şimdi biz bunu makattan mı vuruyoruz, nereden vuruyoruz, kalçadan mı vuruyoruz? Baldırından vurabilirsin. Baldırından vurabilirsin. Hoca da spaldık maşallah. Sen vuracaksın. Aynen, ben vurayım o zaman lan. Şimdi bizim Dobrovski Bulgar kökenli, anası Kenyalı, babası Etiyopyalı ama Bulgar kökenli oluyor. 13 yaşında. Çok yani hocanın özellikle Alman milli takımını pazarlayacağı. Bak, tipine görüyorsun tipi. Ne kadar da böyle bak şu cilde bak. Şu şeylere bak. Allah'ını seversen bak. Ne yapıyorsun lan? Şimdi bak bunu kalçadan mı vuruyorduk lan? Hoca, beygir gibi oturuyorum. Gel buraya ya. Beygir şuradan mı hocam? Şuradan vuracağız. Şuradan şöyle vursak herhalde. Lan ben senin tipine seni bir yerden tanıyorum gibi ama. He? Ben seni ilk defa görüyorum. Hadi bakalım hayırlısı. Hoca vuruyor. Ya. Ya Allah, bismillah, ya bismillah. Hayır Hitler. Ali ne oluyor lan bu maça? Ne oluyor lan burada? Ulan dur bir. Sen burada ne yapıyorsunuz oğlum siz burada lan? Görüyorsunuz sayın seyirciler. Hermeyer ve Birol Kağan'ın yaptığı bir terbiyesizliği biz... Ya ne terbiyesizliği? Gördünüz. Asilin olarak doping yapıyor. Lan yok doping, lan doping diye bir şey yok. Yani kamera dışarı çıkacak. Çek arkadaşlar. Kamera dışarı çıkacak. Böyle bir şey yok. Ya senin valla cezaevindesin. Niye doping yapıyorsunuz? Çekin doping terbiyesizlik arkadaşım size. Hayır, peşten mi? No problem. Lan oğlum doping...
Lan oğlum bak İlgi doping yok lan. İğneyi neresine vurdun arkadaşım adamın? Baksana bacağını sallıyor. Lan nereye bacağı sallıyor? Ne bacağı sallaması? Nedir bu terbiyesizlik ya? Arka arkaya iki haftadır bütün yaptığınız terbiyesizlik, şike, doping nedir bu? Lan oğlum bak şu kamerayı bir indir seni de göreceğim diyorum. Ya abi çek arkadaşım hiç getiriyorum. Lan oğlum bak bu doping değil. No, no, no. Az benim ya. Aynı fiştiştiniz, aynı idrarin. Baştan anasını diktik. Bak ne diyor biliyor musun diyor. İşesin diyor. İşesin bardağı diyor. İdrar çıkarsa diyor cümle alakalı idrar diyor. İdralin doping. Ostet ve ihtiz verdiniz Hamburg Strasse. Hamburg Strasse diyor. Ben buradan bırakayım bu işi giderim diyor. Bu idrarin de bir doping çıksın diyor. Ya. Lan oğlum indirin lan şu kamerayı. Aynen. Futbol severleri sizden çektiği nedir arkadaşım? Nedir bu kadar? Bizde çekmiş lan bizde. İki haftadır üst üste skandallarla karşı karşıyayız. Ne skandalı kardeşim ya? Ne skandalı sizde adınız çıkmış? Ahtan inmez zibine lan. Nein, o meines Eltern und Dobrovski idrarin. İdrarin sosyal sübistken bayan oyna dren ging. Dren ging lavaştı seçtik kanı. Dobrovski diyor şimdi işe sinmiyor. Dobrovski. Sen işe lan. Ya skandal filan yok oğlum ya. Berolka ve Hermia'nın yaptığı terbiyesizlikler artık boylarını aştı. Ja, aber Pflanzen ist eine Adrenaline. Adam ne diyor bak? Adrenaline de doping und doping. Onu diyor, X diyor bunun ya. İçinde doping var mı diyor. Ya. Bak diyor. Ya. Ya. Yalnız şu kamera bir inebilir mi aşağı? Arkadaşım çek. Neyini çek? İçine bakalım doping var mı? İçiyorum. Ya. İdralini, adrenalin, idralin, and drinking, normal adrenalin. Ne oldu lan? Başlı çoy. Lan doping ne oluyor lan? Hoca bu da titriyor. Tekrar lan burayı. Bir gün dayak yiyeceğiz ben sana. Evet yani iki hafta önce şike bu hafta doping. Evet. Allah bunların yardımcısı olsun. Neyse umarım hoşuna gitmiştir dostlarımız. Şu Alper, mesajlar. Evet hemen şey yapacağım. Önce geçen haftadan vardı. Çok özür dileyerek kapatmıştım. Çok okuyamadım var demiştim. Duygu Ufuk örnek demişti ki oku be abi. Akın abi diyor. Kompeyden ben seni takip ediyorum. Abi adımı oku lütfen. Malkar'dan selamlar. Trakya'nın başkenti Malkar'dan selamlar demiş. Aleyküm selam Trakya. Duygu Ufuk örnek kardeşim. Geçen haftadan yani çok ısrar etmiştin. Onu özel aldım ama ötekilerin hepsini versek zaten bakar mısın saat? Eyvah 20 dakikamız kalmış. Hemen devam ediyorum. Engin Şeker demiş ki abi ne bu program 1,5 saat yarım saat daha uzatın. Çok söylüyorlar. Ateşistler alır gibi gider gibi yazmışsın demiş. Eksik olmasın. Vallahi biz de uğraşacağız. Yani uğraşacağız derken yani arkadaşlar da çok geç yollamak istemiyoruz açıkçası. Evet diyor ki Kenan Şahin selamlar iyi yayınlar. Ajax karşılıklı gol. Manchester United karşılıklı gol. Güzel. Münih karşılıklı gol demiş. Retweetleyemiyorum hemen çünkü şu anda bir internette biraz sıkıntı yaşıyorum. Biraz ne oldu? Ağırlaştık mı? Yoğunlaştı mı? Ona da devam edeceğim. Efendime söyleyeyim. Hemen arkasından Ömer Kavakçı. Futbolun bir oyun olduğunu ve etik ve ahlaklı davrandıkça tat verdiğini öğrenmemiz lazım sayın abim. Yoksa çok insan ağlar demiş. Ömer Kavakçı'ya tebrikler. Evet. Can Batumlu kardeşim selamlarınızı bekliyorum demiş. Bahçelievler'den Can Batumlu. Selamlar olsun Can. Selam Bahçelievler. Abi o daha çok var. Nasıl yetiştireceğim oğlum bunları? Hep beni sonra atıyorsun. Evet Soner Başar. Abi benim bana çok acil 500 lira lazım. Borcum var. Maddi durumum yok be abi ne olur. Bana yardım edin Allah rızası için ne olur demiş. Kafa yapmıyor inşallah. Kenan Şahin Akın abi müthişsin. Güzel bir konuşma yaptın. Ağzına sağlık demiş. Ömer Kavakçı devam etmiş. Sayın Akın selam abim. İlk mağlubiyetten sonra muhteşem sol ayağı hocalıktan yorumculuğa geçmek zorunda bırakırlar diyor. Sergen için diyor. Evet. Devam ediyor Ömer Kavakçı. Şota Hoca ne kadar iyi bir forvet olsa da takımlarına bir o kadar da hücum yapmasını öğretemiyor demiş. Her iyi Şota oyuncudan için. Zaten iyi teknik direktör çıkmaz. Evet abi. Hacı. Ömer Kavakçı demiş ki Akın abi bu hafta ligimizde namalup takım kalmaz. Rize kaybeder diyor yani. Resmen sizlere maç vermiş oldum saygılar demiş. Saygılar kesin. Bizden olsun kesin. Kardeşim. Kesin vermiş oldu. Aynen. Net mesaj canım. Selçuk Sayış kardeşim. Abi haftanın yorgunluğuna ilaç gibi geliyor program. Bir de sizleri görmek ayrı bir keyif. Selamlar sevgiler. Lyon'dan demiş Selçuk. Vay vay vay. Fransa'ya Lyon'a selam. De Jonson le Manfo. De Jonson le Lyon. Öpüyoruz seni Lyon. Canım kardeşim Selçuk selam olsun bizden de. Eksik olma. Teşekkür ederiz. Selçuk Sayış aynı arkadaşımız devam etmiş. Demiş ki abi bir kupon da ben vereyim. İsim olarak da demiş. Adana Demirspor, Karabük Spor 1.
Güzel. Biz o maçtan kaçtık, biliyorsun. Chelsea Southampton 1, Yeni Malatya Göztepe 0-2 çifte şans demiş. Yürü be Selçuk diyorum. Birazdan Selçuk'la nasıl kesiştiğimiz çıkacak ortaya. Evet. Arsenal Manchester United'la devam ediyoruz. Devam edelim, hem ona devam edelim inşallah yeterse. Tamam, hızlı vallahi geçelim. Hakikaten kaçar gibi yapıyoruz programı. Mesajlara bol vakit kalsın. Ben Soner Bey, Soner Bey sesimi duyun lütfen Soner Bey. Soner Bey yarım saat daha lütfen. Arsenal Manchester United maçı Premier Lig'in heyecan vaat eden maçlarından bir tanesidir sevgili izleyenlerimiz. Arsenal bizi birkaç hafta yakmadı değil. Biraz sitemimiz yok değil maalesef, bunu buradan söyleyeyim sevgili izleyenler. Ama ne olursa olsun Arsenal kendi sahasında Arsenal'dir. Dolayısıyla karşılıklı gol var diyorum. Arsenal'in Manchester United'a gol atabileceğine inandım. Manchester United zaten atıyor. Deplasmanda da Arsenal'ı hakikaten çok ciddi şekilde sürklase etmişler yıllardır. Sen United yenilmez dedin. Gözüm benim aslında bundaydı. 1.50 de oranı var. Ama hani madem onu sen çaldın ben de ne yapayım dedim. 1.45 KG oynayayım dedim. Nasıl evet. Demişim? İyi demişim. Devrim Ekin'e selam olsun, bak ne güzel getiriyorum. Süper. Görüyor musun böyle ben bir şey? Söylüyorum, o selam çok iyi. Devrim Ekin selam, bizden de selam kardeşim. Arsenal, bir maç bir yorum. Arsenal Manchester United. Manchester United Arsenal maçı. Arsenal'e ceza veriyorum ben. Burada duygusal oynuyorum. Bana bu maçta güvenmeyin diyorum ama peki. Bu maçta oynanmaz. Çünkü oynamadan olmaz. Yani Arsenal maçta bir yorum yapmadan da olmaz. Kaçılmaz. Dolayısıyla Manchester United Arsenal'e yenilmez. Yok yani, yok bu maçlardan değil. Katılıyorum ben de sana. Yenilmez. Yani. Everton Liverpool'la devam oranı edelim. Oranı da iyi. Oranı da iyi. 1.50-1.50 yani verdiğimiz oranlar. Sevgili izleyenler göz ardı etmeyiniz lütfen. Everton Liverpool. Yani Brendan Rodgers Liverpool'u bir türlü toparlayamadı. Hani benim hayal ettiğim Liverpool değil. Nerede o Rafa Benitez dönemindeki Liverpool? Ama buna rağmen ben istiyorum ki biraz üst sıraları zorlasın, tırmansın. Madem böyle istiyorum diyorum ki hadi artık bir şeyler göreyim. Everton'a da kaybetme diyorum. 0-2 çifte diyorum. Evet. Akınsel karşılıklı gol var diyor. Evet. Bu da güzel. Yani Liverpool kabak tadı verdi ya. Hani Chelsea gibi yani Liverpool'da artık yani koskoca bir Liverpool be abi. Yani bilmiyorum ki be Alper. Yani bunlar nasıl oluyor artık? Yani biz Türkiye'de takımlara evet. Sallıyoruz ama yani bunları da sallayınca Chelsea, Messi neredesiniz abi? Neredesiniz? Nerede dünyanın en büyük teknik direktörü? Neredesiniz West Ham United? Neredesiniz? Sunderland deplasmanında konuk oluyorsun sevgili Bilic. Ben diyorum ki Sunderland yenilmez. Sonuncu olsa da, galibiyet olmasa da, gol atamasa da yenilmez diyorum. Akınsel hızlanacağım, sen West Ham 2 diyorsun. Bilic'in teknik direktörlüğünü ben hiçbir zaman biliyorsun şey yapmamıştım. Yani bana hoş gelmiyordu. İyi kadroyla gidiyor. Ben biliyordum evet. Ama West Ham banko diyorum. Beşiktaş'ta alamadığı bütün adamları da West Ham aldı, iyi gidiyor. Chelsea, Southampton mücadelesi. Evet. Ben artık diyorum ki Mourinho bunu kazanamazsa zaten herhalde ona bir bay bay derler. Onun için dedim ki maç bu maçtır. Chelsea 1 olur diyorum. Akınsel 2.5 üst olur diyor. Sevgili evet. Seyirciler göz ardı etmeyiniz. Ve İspanya Ligi'ndeyiz. Sevilla Barcelona karşılaşmasıyla devam edeceğiz. Oranlar bizi çok cezbetti. 1.90 küsür bir oranı var. Onun için ben hiç düşünmeksizin Barcelona öneriyorum. Akınsel 2.5 üst diyor ki katılmamak mümkün değil. İspanya Ligi'nin iki demirbaşıdır Sevilla ve Barcelona. Yani bir Messi neler yaptı görüyor musun? Evet, bir Messi neler yaptı. Doğru, bir oyuncu bazen çok yani şey değiştirir, değiştirir ama her şeyi değiştirmez. Sonuçta aynen. Bu Barcelona. Kusura bakma hızlı gittiğim için sana da tamam. Zaman kalsın diyorum. Tamam. Atletik Bilbao Valencia. Valencia yenilmez. Valencia beni hiç mahcup etmedi. Bu karşılaşmada da mahcup edeceğini düşünmedim. Sen karşılıklı gol var diyorsun. Yani arkadaşım bazı maçlarda hani şey oluyor ya mesela 4-0 falan bitiyor evet. Mesela bazen. Ya kardeşim 4 tane yüzünden bir tane at be kardeşim. Yani inşallah bu maç öyle olmaz. Yani İnşallah. Hangi maçta karşılıklı gol oynayacak? Benim bütün derdim izleyenlerimiz kazansın. Bütün derdim izleyenlerimiz nerede? Kazansın. Ha, nerede? Sevgili seyirciler hızlı gidiyoruz, özür dileriz ama maalesef bugün biraz çenemiz düştü. Hadi iğneyi kendimize batıralım. Hakemlerimiz daha var. Daha bizim veterimiz var değil mi? Numan Keskin Göz, German Köroğlu. Bir çabuk izleyelim mi Allah aşkına? Çok üzülüyorum her hafta onlara ben. Buyursunlar. Seyirciler, maç sonu röportajımız devam ediyor. Gürbüz Hoca yanımızda şu an. Hocam geçmiş olsun. Çok talihsiz bir maç yaşadınız. Neler söyleyeceksiniz? Ne değerlendirme yapacaksınız bize? Şimdi talihsiz demek ne kadar doğru olur? Oyuncularımız canla başla oynadılar. Ama sağ olsun hakem arkadaşlarımız bazı ilginç kararlarla ne demek istedilerse 15 tane offside, 4 tane penaltı, 8 tane sarı kart. Yani bunları nereden çıkardılar bilmiyorum. Böyle talihsiz
denebiliyorsa talihsiz densin ama pek talihsiz değil. Bu kötü bir maçtı, istenmeyen bir sonuçtu. Ama onlar da insan, hakem arkadaşlarımız yapıyorlar bazen böyle şeyler. Onlar da isteyerek yapmamıştır. Bakalım bu böyle oldu. Önümüzdeki maçlara bakacağız artık. Nurki, 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 Nurki. Selamünaleyküm. Yalnız ben burada. Vallahi tebrik ediyorum. Tebrik ediyorum. Yani bu bir sağduyu örneği. İşte bir spa adamı. Şu fit vücudu görüyorsunuz. Yani mental ve fiziksel olarak tamamen sağduyum. Ben şapkamı çıkarmış. Şapkamı çıkarıyorum. Allah helal olsun hocam. Tebrik ediyorum bütün Türkiye'nin huzurunda. Yani lan biz de çok hata ettik be. Otla sen de var ya orta sahada penaltı veriyorsun. Hadi oğlum sizin yüzünden lan. Bu gözlüklerimi renk. Bu ne lan bu? O da başlarsa lan sen boşluğu görmüyor. Orta sahada adama penaltı veriyorsun. Ulan tam ki küfür ediyor. Ben sana diyorum ki Numan ne yedi diyorum. Sen bana diyorsun ki. Kardeşim benim bana sürekli bana müzik veriyorlar diyorum sana. Ne Allah Allah. Hayır sana müzik veririm ben. Şerefsizlik yapıyorsunuz lan burada. Sürekli bak parke taşı atan adam var burada. Ben bugün hakemlikte bir reform yaptım. İki kırmızıdan sarı gösterdim. Bunu kimse konuşuyor mu acaba? Fakat teknik direktör hocamızı tebrik ediyorum. Helal olsun. Çok haksızlık yaptık. Biz de çok haksızlık yaptık. Evet sen yaptın. Sen yaptın. Sen... Benden hiç suç yok. Adam nasıl sinirleniyor bak. Adam nasıl sinirleniyor. Gözleri görmüyorum. Kulaklığıma benim müzik veriyor orada oluyor. Bana kör diyen adama İşlerim lan nasıl gidin görmüyor. Hocam tebrik ediyoruz Allah razı olsun. Allah sizden razı olsun. Allah razı olsun. Allah razı olsun hakikaten yani. Tebrik ediyorum sizi tebrik ediyorum. Hocam son neler söyleyeceksiniz? Son görüşlerinizi alalım. Son neler söyleyeceğim? Arkadaşları tekrar tebrik ediyorum. Sağ olun. Allah razı olsun. Güzel bir maç yönetimi. Allah sizden razı olsun. O düdüğü... Allah sizin belanızı versin lan. Ne oldu hocam? Sizin yüzünüzden ekmemden oldum oğlum. Ne diyorsun sen ya? Bu nasıl maç yönetmek lan? Bakın ulan bu nasıl? Lan bu ne yaptı? Bu nasıl maç yönetmek lan? Küfür mü etti o bana? Sizin yönettiğiniz maçı sizi hakem yapanın lan. Ne var lan? Bitti lan burada terbiyesiz. O bana küfür mü etti o ben? Evet Gürbüz Hoca'nın düşüncelerini aldınız. Siz neler söyleyeceksiniz hocam? Ne düşüncesi hocam? Valla. Ne güzel konuşuruz sonra da konuşuruz. Ağzına geleni söyledi. Allah sizden razı olsun yani. Bana nasıl küfür ediyorsun sen? Burada sağduyu nedir? Sağduyu, sağduyu. Nasıl var? Adam da bize dönüp dalga geçiyorlar bize, küfür ediyorlar. Ondan sonra da bize tebrik ediyorlar. Ulan geçen hafta kazmayla saldırılıyor, bu hafta aramıza seviliyor. Lan yeter be! Vallahi yeter, isyanım var ya! Evet sayın seyirciler, bugünlük de aktaracaklarımız bu kadar size. Evet, biraz Yavuz hırsız ev sahibini bastırır durumu olmuş. Valla 7 dakikam var, Alperen sürekli uyarıyor. Tamam. Abi hızlan diyor. Ne yapalım İspanya artık yorumlara, devam. Yorumlara ne yapalım? Yani haftaya da biliyorsun hani haftaya olmaz gerçi bugün yorum ama internette bir sıkıntı yaşıyorum şu anda. Konuşabiliriz yani. Levante Villarreal maçıyla İspanya Ligi'nden devam ediyoruz sevgili seyirciler. 2-3 toplam gol öneriyorum. Akınsel Villarreal 2 bu maçı banko kazanır dedi. Tartıştık aramızda. Ben yine taraf bahsi oynamaktan kaçındım. Levante sahasında ters işler yapabiliyor. Ama rakip de bir Villarreal. Ne olursa olsun. Çok güzel maçlar var dedik ya bu hafta işte Manchester United olsun, Dortmund, Münih olsun. Madrid derbisi olmasın mı? Atletico Madrid, Real Madrid karşılaşması var merakla beklenen. Ben Atletico Madrid'in kolay kolay yenilmeyeceğini düşünüyorum. Ve çok kısa bir yorum istiyorum senden de bu karşılaşmayla ilgili. 2-3 toplam gol diyorsun sen. Real Madrid yani, demedin mesela. Yani demedim. Esas da bu hani yine leblebi gibi golleri maçlar gibi gelenlerden. Yani bu maç 4-6 falan hani böyle daha çok da oynanabilir gibi. Yani üst veyahut da hani daha kestirmeden. Ama ben biraz daha direnç göstereceklerini tahmin ediyorum bu karşılaşmada. Çünkü yani böyle Avrupa maçlarından gelen takımlar veyahut oraya çıkacak olan takımlar işte eksikleri olan, sakatlı olan vesaire bunun hepsi bir harmanlarsan bunları da göz önünde bulundurursan bugün maçlarda böyle genelde baktım bugün istatistiklere öyle yani. Evet. Yani çok gol olmuyor. Bakalım bu haftada tutacak. Hemen senin dediğine bir ilave iki takım arasındaki maçlarda da zaten sevgili izleyenlerimiz öyle hani bir Şampiyonlar Ligi maçı var oynadıkları 4-1. Kral Kupası'nda dengeler biraz bozuluyor. Lig maçları çok da gollü geçmiyor. İtalya Ligi'ne gidiyoruz. Serie A'dayız. Fiorentina Atalanta'yı sahasında konuk edecek lider Fiorentina. Sansasyonel
spektaküler bir skor aldı geçtiğimiz hafta. Inter deplasmanında 4-1 yendi Inter'i. Namağlup Inter'i. Roberto Mancini hakikaten soğuk duş almış oldu. Fiorentina bu sene ligde iddialı şampiyonluğu istiyorlar. Buna rağmen Atalanta karşısında ben bilmiyorum bunu neden yaptım ama banko 1 diyemedim. 2-3 toplam gol öneriyorum yine. Ama bunu beğenmeyen hani 1 oynayabilir. Zaten Akınsel orada kademeye girmiş. İtalya'da tek güvendiğim oynadığım takımdır. İtalya Ligi'ne girmeyin arkadaşlar. Başka sözüm yok. Zaten çok maç önermiyoruz genelde. Önerdiğimiz zaman da ters sonuçlar kendine çıkabiliyor. Kendine bak abi sen ya. Ne işin var İtalya'da? Liderdi ama bu karşılaşmada. Tabii sonra Fiorentina'da oynuyor. İzliyoruz yani biz de. Evet. O kadar şey değil yani tabii. Hani oynanmaz derken. Hollanda Ligi'ndeyiz. Ajax, PSV Eindhoven'ı konuk edecek. Dört gol olmaz diyorum. Kendimi kurtarıyorum. Her hafta var ya benim bu şeyim. Evet, her hafta var bir şeyim. Kurtarıyorum kendimi. Ya bu maçta dedim ya yani. Sen de üst diyorsun. Atın abi, atın artık ya. Atın millete kazandırın be kardeşim. Biraz çelişmişiz ama burada hani sen ya, 2.5 üst diyorsun. Ya birimizden işte, biri garanti zaten. Ya ben sana bir şey söyleyeyim. Yani bu maçın hakkı üst be kardeşim ya. Millete güzel bir maç dedim. Fenerbahçe Beşiktaş maçı. Derbi böyle olur hocam. Atacan Leblebi'yi. Fenerbahçe'ni tebrik ettim. Beşiktaşlıyım. Neden abi? Oynadı, gol attı. Öyle değil mi? Çabaladı. Atın be abi. Atın millet gör koysun. Yok 0-0. PSV ayırıyoruz ama 0. Ajax 0. Ay bravo be. Ne maç, ne takım. Evet yine Hollanda Ligi ile devam ettik. Vitesse Groningen karşılaşması. Karşılıklı gol var diyorum. Üst sıraları zorlamak istiyorsa bu iki takımda artık hani bu kritik haftalara girmiş oluyorlar. Taraf bahsi senden geldi. Vitesse kazanır diyorsun. Evet. Ben Vitesi bire takar diyorum. Vitesi bire takar. Arkadaş bunun üstüne de hiçbir şey söyleyemem. Cüneyt Polat bu hakemlerle demiş. Bu hakemlere Türk futbolunun çok ihtiyacı var. Biraz önce yapmış olduğumuz. Cüneyt kardeşim selam olsun. Elini dert görmesin. Bugün çok şey paylaştın. Ama süremiz kısıtlı. Daha çok arkadaşlarla paylaşılan ama kusura bakmasınlar. Tweet'te bir sıkıntı yaşamıştım. Evet internet şu anda. Evet. Ya internette var ya bir şey. Neyse. Cüneyt eşi yok. Deniz Çoban istifa etti. Şimdi Süleyman Abay'dan aynı hareketi bekleniyor. Bense Levent Özçelik'ten bir istifa gelsin istiyorum. Çünkü dünkü maçı katletti demiş. Cüneyt Polat cevap vermiş. Yani bu hatalara bakarsak neden olmasın abi demiş. İşin şakası bu. Bu ülkede hakemlik çok zor demiş. Ne güzel bak. Hakemlikten söz açılmışken bir şey diyebilir miyim? Tabii. Fenerbahçe bu hafta özellikle kendi karşılaşmasına atanan ve diğer karşılaşmalara atanan genç hakemler için MHK adına bir, daha doğrusu MHK'ye hedef alan bir teşekkür bildirisi yayınladı. Bu genç hakemleri atadığınız için, bir tanesini de bizim maçımızda görevlendirdiğiniz için. Evet. Yani Fenerbahçe kulübünü de hakikaten tebrik etmek lazım. Evet. Hakemlerle biraz fazla sorun yaşadığını iddia eden Sarı Lacivertli camiadan hakikaten müthiş bir açıklama bence. Abi okuyacağım. Program sarksın, beni kovsunlar abi. Kovsunlar abi, bu kadar basit. Kovsunlar abi. Ne diyorlar? Zaten 2-3 tane daha yani hani anca geliyor yani 2-3 tane derken internetimiz biraz yoğunluk mu var ya da ağır mı gidiyor bilmiyorum. Birden böyle duyuyor. Selçuk Sayas. Sayas biliyorsun. Hani Fransa'da yaşayan Lyon'da. Evet. O demiş ki abi bizden de selamlar demiş. Akın abi ayrıca Fransızcan da bir şahaneymiş. Buradan memleketim Adana'ya da selam olsun. Gurbette demir gibiyiz demiş. Aslanım benim Selçuk. Biz de seni yani orada yalnız değilsin kardeşim. Burada dostlarım var. TVM yanında arkandayız. Arkınsel, Alpersel, tüm dostlarım, dostum. Benim dostum, senin dostun. Evet. Ömer Kavakçı. Ben de Sakarya'nın Şampiyonlar Ligi'nde olmasını istiyorum ama. Sakarya'nın Şampiyonlar Ligi'nde olmasını istiyorum ama. Liverpool PTT ligde bir de maç kazanacak durumda değil. Everton yener. Doğru. Liverpool maçına gönderme yapmış. Aynen öyle yapmış Ömer Kavakçı. Evet bunlar tabii tweetlemişler. Mr. Sandman, kompanyayı ziyarete Afrika'ya gideceğim. Bir kupon verin, yol parası çıksın demiş. İki defa yazmış, eksik olma ya vallahi. Kompanya beni nerelere götürdün ya, Mr. Sandman. Şimdi İngilizceyi bizde çok, benim hani şu eski İngilizce olduğu için, şimdi orada bazı İngilizce yazıyorlar. Allah'a emanet konuşuyoruz burada. Valla var, daha var ama Alper ne diyeyim yani, ne diyeyim Alper? Yetişemiyorum. Soner Bey kurtar beni ya. Zannediyorum artık programımızın bitimine saniyeler kaldı. Teşekkürümüzü edelim her hafta bize gösterdiğiniz yoğun ilgi için. Okuyamadığımız, maalesef. Hani bir kısmını okuyabildiğimiz mesajlar için çok teşekkür ederiz. Paylaşımlar programımızın için. Bir değil de 1,5 saat olmasını istediğiniz için teşekkür ederiz. Çünkü yetmiyor hakikaten, bize de yetmiyor, bir çabuk geçiyor.
Lütfen YouTube sayfamızı, YouTube'daki TVM sayfamızı takip ediniz. Skeçlerimizden. Eğlenceli skeçler bulacaksınız. TVM'in diğer güzide programlarının kaçırdığınız bölümlerini oradan da takip edebilirsiniz. Bizim skeçlerimizi takip edebilirsiniz. Maçlarımızın sonuçlarını takip edebilirsiniz. Kupon Altı TVM adresine tweetlerinizi gönderebilirsiniz. Artık söyleyecek söz kalmadı. Var. Bir de son olarak şey söyleyelim. Sen hafta söylüyorsun da. Ne olur kendi tabii, maçlarınızdan vazgeçmeyin. Tabii bu maçlar bizim önerilerimizdir. Kendi lütfen maçlarınızdan kendi vazgeçmeyin. Kendi karşılaşmalarınızı da kuponlarınıza dahil ediniz. Bizimkileri referans olarak kabul ediniz efendim. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Bugünlük bu kadar. Önümüzdeki hafta biz yine burada olacağız. Görüşmek dileğiyle. Esen kalın. Hoşçakalın.